burada meyvesini var. Şunları alın yani. Şimdi. Evet. Siverek, Güneydoğu'nun bir kültür ve asalet kentidir. Siverek, Güneydoğu'da şahsiyetli olduğu kadar cesaretli, yiğit insanların yaşadığı bir itibar şehridir. Tarihi Sümer ve Asurlulara kadar uzanan şehir, Asurlular döneminde yığma bir tepe üzerine inşa edilen kale etrafında kurulmuştur. Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerde çok fazla hasar almayan Siverek, ilk andan itibaren Adıyaman'ın yardımına koşarak büyük bir vefa örneği göstermiştir. Sevgili Siverekliler, depremde büyük hasar alan Adıyaman halkı yardımını bekliyor. Aynen. Sabah 6'da Siverek'ten çıktık, yaklaşık 2500 kişilik yemek götürdük, bıraktık. Şimdi hızlıca Siverek'e dönüyoruz. 4000 kişilik yemek daha hazırlıkları yapmışız. Onları da yükleyip tekrar Adıyaman'a götüreceğiz. Ver abi, ver abi, hepsine ver. Kömür, odun ihtiyacınız oluyor mu? Abi, kömür odunumuz yok. Siverek Belediyesi, halkı ve sivil toplum kuruluşları koordineli biçimde Nisibi bağlantısını kullanarak yardımlarını şehre sağlıklı biçimde ulaştırmıştır. Zor şartlar altında ulaştığımız evlerin çoğu yıkılmış bir köydeyiz. ...21 Mayıs 2015 tarihinde açılan Nisibi Köprüsü, 6 Şubat'ta Adıyaman-Siverek arasında kardeşlik köprüsü görevini üstlenmişti. Siverek halkının güvenliğini sağladıktan sonra yardım kollarını Adıyaman'ımıza yönlendirip yardımların şehre ulaşmasını sağlayan Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, afet anını ve o günlerde yapılan seferberlik çalışmasını anlatıyor. Depremin ilk dakikalarından itibaren tabii depremin şiddetiyle birlikte biliyorsunuz tüm iletişim ağları koptu. Yani biz en yakınlarımıza bile ulaşmakta güçlük çektik. Tüm Siverek içerisinde ve tüm bölgede iletişim kanalların kopmasıyla birlikte nerede bir işte hasar var, ölü var, yaralı var, bu bilgileri almamız bayağı bir güç oldu. Tabii biz de deprem bölgesi olmamız hasebiyle tabii tüm halkımız, Siverek halkının tamamı neredeyse herkes o soğukta saat 4'e 17 geçe herkes sokaktaydı. Ve tabii kırsalımızdan merkezimize kadar belediyemize, işte kamu kurumlarımıza, kaymakamlığımıza gelen tüm ihbarları değerlendirip Allah'a çok şükür kırsalımızda özellikle Adıyaman kıyısına yakın bölgelerde eski yapıların yıkımın dışında merkezde yıkılan binanın olmaması hasebiyle öncelikle kısa süreli de olsa bir mutluluk yaşadık. Çünkü daha 11 ilde neler yaşandığını bilmiyorduk. Tabii yanı başımızda depremin merkez üslerinden biri olan Adıyaman, tabii her ne kadar merkez üssü olmasa da en büyük etkilenenlerden biri olan Adıyaman'da yıkımların çok fazla olduğunu ilk 10 dakikadan sonra bize gelen bilgilerden, ihbarlardan aldık. Burada bekliyorduk. Bizim arkadaşlar yardımlaşma platformu ben telefon açtı. Dedi saat 9 civarlarında telefon açtı, dedi ne hazırlayabiliyorsan bizi Adıyaman'a götüreceğiz. Adıyaman'da dedi felaket olmuş, hepsi enkaz altındadır. Ben de lahmacun yetiştirmesi, 2000 kişilik lahmacun hazırladım. Zaten ikinci depremde
öğlen olan depremde biz fırıncılarla beraber çalışırken ikinci deprem oldu. Çoğu fırıncılar fırını da terk etti, kaçtı. Bazı arkadaşlar bırakmadı. Biz o yemeği yetiştirmek için depreme. Oradan arkadaşlar geldi, lahmacunu götürdüler. O gün 3000 kişilik yemeği ancak hastaneye yetiştirebildik. Ya şimdiye kadar biz yaklaşık sivil toplum kuruluşları içerisinde 30 yılımız geçti. 30 yıldan beri hep yardım kuruluşları. Bingöl depreminde de gördük. Van depremi, Elazığ depremi. Yani bu seferki daha çok farklıydı. Yani insanlarımızın yardım etme gayreti gerçekten bizi çok, dolayısıyla çok memnun etti yani. Daha önce hiç görmediğimiz o gayreti gördük yani insanlarımızdan. Yani Siverek, daha önce de Siverek'te yardımlar topladık. Siverek insanlık kardeşi nasıl bu konuda gerçekten elinden geleni fazlası yapmaya çalışıyor. Gerek bireysel olarak, gerek yardım kuruluşları adına müthiş bir çalışmalar yapıldı. Mesela ilk gece biz Adıyaman'a giderken, Siverek Adıyaman arasında sanki bir fener alayı çekilmişti. O kadar araba ışığı vardı ki, araç sulama imkanı yoktu. Kendi aracına binen, araç bulan, bağcına bir şeyler dolduran Adıyaman'a doğru yola koşmuştu. Oturmuşuz, elimizde imkanlar da var. Biz de şu anda ne yapıyoruz? Tabii o sırada kimse ne ticaret ne bir şey kimsenin aklına gelmiyor. Fırınlar habire Adıyaman'a. Bütün kim geliyor, nereden, kimin akrabası varsa arabaların arkalarına aklınıza gelebilecek ne varsa. Bir baktık dükkan evlere doğru hepsi boşaldı yani. Helva olsun, reçel olsun, peynir olsun hiçbir şey kalmadı. Bizim Siverek'teki sivil dernekler kim ne diyordu biz hemen diyorduk yeter ki gitsin yani. Bunu tabii Van depreminde de gördük yani biz o zaman da yine şey yaptık. Tabii bu kadar büyük olduğunu kimse gerçekten hesap edemezdi yani. Kimse demesin yani şu anda millet hani diyor ya bekara karı boşamak kolaydır. Gerçekten o Adıyaman'a gitmeyene kadar kimse o duyguları kimse yaşayamazdı yani. Ben, kardeşlerim hepimiz Adıyaman'da çalışmalardaydık. Mesela çoluk çocuğumuz hepsi babamızın evindeydi. Babam bazen eve ekmek alabilmek için 5 tane fırın dolaştığını söylüyordu. Tüm fırınlarımız 7-24 çalışıyordu ve Adıyaman'a ekmek götürüyorlardı. Birçok fırıncı insanlarımız şunu bile söylüyorlardı. Biz sadece deprem bölgesine ekmek üretiyoruz. Buradaki vatandaşlar başının çaresine bir şekilde bakarlar. Kusurumuza bakmayın, biz size satış yapmayacağız. Onun dışında bir fırıncımız vardı sürekli ekmek aldığımız. Sabahın 3'ünde ekmeklerimi hazırladı. Gidip arabayı yüklerken ayakta zor durduğunu gördüm. Abi dedi hiç yatmıyorum, sürekli ekmek üretiyorum ve yetiştiremiyorum diyordu. Yani yardım toplama konusunda zaten herkes seferber olmuştu. 12 yaşında bir çocuğum var. Durumu görünce yani oradaki insanların muhtaç olduğunu söyleyince baba ne olur bizim evimizi de sat. Onu da götür oraya. O şekilde yani daha bu her şeyi bence anlatır yani. Herkes elinden geleni yapıyordu. Siverek'te biz normal şartlarda diyorduk ki kimse kimseye yardım etmiyor. O kısa süre içinde o kadar araçların yola çıkması, deprem bölgelerine ulaşması gerçekten bizi hayrete düşürdü. Kendim bile Siverek'ten hani Siverek'te bir şey olmaz, bir şey çıkmaz derken bu manzarayı görünce gerçekten gözyaşlarımı tutamadım. Yani o şekilde yardımsever herkes elinden geleni yaptı yani. Bizim yemekhanemiz var. Yine dezgahımız var, şeyimiz hazır. Hadi malzeme alalım, gidelim bir ara yara binmelim de biz olalım. Orada şu anda insanlar hepsi, insanlar maddi durumda. İnsanlar şu anda evi yıkılmış, dışarıda kalmış olan arkadaşlarımız var. Gidelim oradan mutfak kuralım. Arkadaşlar hepsi beraberce toplandıktan sonra arkadaşlarına karar aldık. Dorsa tırın dorsasını kiraladık. Dorsa'nın malzemesi doldurduk. Lazım olan malzemeler, pirinç, mercimek, salça, yağ, et, tavuk. Yani 3 tane aracımızı tam doldurduk. Dolduktan sonra Adıyaman'a ikinci günü saat 8'de burada çıktık. Saat 9.30'da Adıyaman'daydı. Adıyaman Karapınar Mahallesi'nde, Mahallesi'nde kendimize orada yer ayarladık. Orada spor tesisi var. Spor tesisinin insanların orada toplandığını gördük. Erkan üstünde çalışan insanları çok gördük. Biz mutfağı orada kurmak kararı aldık. Yemeği gece saat 12'de biz orada yemek
yemek pişirmeye başladık. 12'de bizim yemeğimiz hazırdı. Diyarbakır ve Urfa, evet, çöküntüler var ama büyük şehirdiler. Çok büyük çöküntü yok. Oradaki insanlar o enkazları kaldırabilirler, belki altından kalkar. Ama Adıyaman'ın çok daha kötü olduğunu duyunca ve işte oradaki arkadaşlar haber verince biz de en son karar verdik ki öncelikle Adıyaman'a gitmemiz gerekiyor. Bize en yakın Adıyaman'dır. Öyleyse biz de Adıyaman'a gidelim. Saat daha 9 olmadan önce biz karar verdik. Hemen sıcak yemek yapalım. Çünkü insanlar enkaz altında kalmışlar. Elektrik yok, doğalgaz yok. Suyun kesik olduğunu öğrendik. Ve bu şekilde, eğer insanlar bu şekildeyse, öyleyse bizim acilen onlara ulaşmamız gerekiyor. Bu da insanların öncelikli temel ihtiyacı yemektir yani. Yemeğin gitmesi gerekiyor. Ve biz de hemen yemek yapmaya, işte lahmacun olsun veya farklı yemek yapmaya karar verdik ve dedik ki bizim acilen Adıyaman'a gitmemiz gerekiyor. Siverek, halkı ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket eden, eşinden dostundan temin ettiği kamyonetle günlerce Adıyaman-Siverek arasına mekik dokuyarak yardımların Adıyaman'a ulaştırılmasında büyük rol oynayan Mehmet Ali Gedikli, felaket günlerini şöyle anlatıyor. Depremden sonraki ilk işimiz kendimiz, çoluk çocuğumuz güvenli bir yere geçmek. Kendimiz yüksek katlı bir binada oturuyoruz. Müstakil olan babamızın evine geçtik. Ondan sonra tabii ki depremin yıkıntısının çok büyük olabileceğini düşündüğüm için bu bizi huzursuz etti. Oraya bir şeyler yapma düşüncesi, duygusu içerisindeydik. Hiç vakit kaybetmeden sabahın erken saatlerinde sivil toplum kuruluşlarındaki arkadaşlarla irtibata geçtik. Onlarla bu konuda koordineli bir çalışma yapmamız gerektiğini söyledik. Arkadaşlarla yani 6 Şubat günü saat 10 gibi bir araya geldik. Hemen bir platform yeri olarak bir iş yerini seçtik. Orada koordine olduk. Hiç vakit kaybetmeden saat 11 gibi yemek, su, battaniye, temel ihtiyaçlarını, siparişlerini verdik. Ve hızlı bir şekilde götürmek için çaba sarf ettik. Şimdi bu yardımlaşma konusunda daha önce birçok çalışmamız oldu. Biraz ilçemizin yardımlaşma, dayanışma noktasındaki potansiyelini az çok biliyoruz. Kimlerin hangi konuda destek sağlayacağını biliyoruz. Ama gerçekten de bu denli, bu çapta büyük bir yardımı biz bile hayal edemiyorduk. Bu bizi ayrıca mutlu etti. Yani bir yandan da şunu düşündüm. Dedim ki biz Siverekliler herhalde bu büyük sallantıda yani yıkılmamanın, ölmemenin şükrünü eda ediyoruz. Çünkü ben şunu gördüm. Yani tüm çoluk, çocuk, büyük, küçük herkes deprem bölgesine yardım götürme noktasında seferber olmuştu. Evindeki ekmeğini, ocaktaki aşını, çocuğunun battaniyesini kendi imkanlarıyla komşusunun imdadına yetiştirip Adıyaman halkına bir umut olmuş, sıcak bir çorba gibi içimizi ısıtmıştır. Yedi kız çocuğu babası, ekmek ustası Cumali Karahan, depremin ardından kızlarıyla birlikte pişirdiği ekmeklerle yardım seferberliğine olan katkılarını bizlerle paylaşıyor. Orada saatlerce televizyonlarda izledim. Enkaz altında onlar da bizim çocuklarımızdı. Bir o kadar çocuklarımla beraber oturup ağladık. Fırındaki çalışan arkadaşlarımız çoğu işi bıraktı. Tek kaldık. Sabah olunca Adıyaman'dan haber geldi. Ekmek yok, ekmek bulamıyorlar. Çaresiz tek başıma, arkadaşlar herkes gitti, tek başıma kaldım burada. Çocuklarıma ne yapalım dedik, ne edelim dedik. Ekmek lazım dedik. Başta İrem, sonra Sinem, Gözde, baba biz de çalışabiliriz. Onlar da bizim kardeşlerimiz, hadi gidelim dedik. Her birimiz birer önlük bağladık. Herhangi bir ücret, herhangi bir şey almadan Siverek halkına bir parça ekmek bile satmadık, vermedik. Üç gece, üç gündüz hiç durmadan bayılcasına kadar ekmek yaptık, gönderdik ve
o günü yaşamamak için tekrardan bu dünyaya bir daha gelmek istemem yani. Sırf o gün olmasın. Çünkü ölen çocuklarımızdı. Hatta çocuklarıma yemek yemeyin bile bunu söylemiştim ben. Oradaki kardeşlerimiz acıkmış. Biz nasıl yemek yiyelim? Hadi biraz daha çalışalım. En son ortanca kızım sıcaklıkta bayıldı burada. Dayanamadı. Biraz kolu komşu geldi, biraz su döktü. Kızımı hastaneye götürdüler. Kolu komşu gelip hastaneye götürdüler. Çok zor gün. Ben oturup saatlerce ekmek çıkarıp çocuklarıma sarılıyordum. Yüce Rabbim oradaki çocukları da annelerine, babalarına kavuştursun diye. Geçmişten gelen Adıyaman-Siverek arasındaki bağ sadece akrabalık üzerineyken 6 Şubat sonrasında kardeşlik bağı olarak yeniden filizlenmiştir. Tabii yanı başımızda Adıyaman'ın da yıkım yaşadığını ve can çekiştiğini duyunca tabii ilk saatler itibariyle hemen harekete geçtik. Saat 11 itibariyle bize gelen tüm ihbarları değerlendirdikten sonra özellikle yıkımların bölgemizdeki yıkımın olmadığını garantiledikten sonra iş makinalarımızın işte araçlarımızın Adıyaman'a takviyesiyle ilgili gerekli talimatı verdik. Vatandaşlarımızdan bize gönderilecek olan kamyon, tır, işte kepçe, ekskavatör, vinç ne varsa bize gelen çünkü vatandaşlarımız ilk dakikadan itibaren özellikle iş adamlarımız, burada görev yapan müteahhitlerimize kadar, yabancı müteahhitlerimize kadar telefonlarımızı arayarak başkanım neresi olursa gerek Siverek içi, gerek Urfa, gerek Adıyaman iş makinesi ihtiyacınız varsa biz size iş makinalarımızı teslim ediyoruz, sizin emrinize veriyoruz dediler. Tabii bu cümleleri kullanırken bile hakikaten duygulanmamak elde değil. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Siverek halkına minnettarlığını dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç depreme dair yaşadıklarını anlatıyor. Tabii ilk başta sanki bir rüya görüyormuşsunuz gibi böyle bir tabloydu. Çünkü ben 99 İstanbul depremini de yaşadım. İstanbul depremi bunun yanında hiçbir şey değildi açık açık söyleyeyim. Hemen kendi tabii kimseye ulaşamayınca kendi araçlarımızla hemen çocuklarımızı, tabii bizim üzerimize de şeyler yıkılmaya başladı. Biz hemen çocukları dışarı çıkarttık. Kendi aracımızla sahada ne var ne yok hemen enkazların başına, en yakın yerdeki enkazların başına gittik. Maalesef tabii bir taraftan sivil, bir taraftan yardım kuruluşundan gelmesi gerekiyor. Bir taraftan araçlar olması gerekiyordu. Tabii kar, kış hakikaten dehşetengiz bir tabloydu. Dediğim gibi maalesef böyle sanki bir rüya görüyormuşsunuz gibi, kabus görüyormuşsunuz gibi bir ortam vardı. O şekilde ilk izlenimimiz oydu yani. Tabii bizim hemen hızlı bir şekilde insanlarımıza gıda temini ile bununla birlikte barınabilecekleri yerler noktasında hemen hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Su temini noktasında arkadaşlarımız hızlı bir şekilde aksiyon, temel ihtiyaçlarının temini noktasında ilk başta aksiyonu biz aldık. Hemen hızlı bir şekilde gerek su gerekse gıda noktasında arkadaşlarımız orada hakikaten bizim şeyimiz vardı, bir sosyal tesisimiz vardı. Orada hızlı bir şekilde organize oldular. Bir taraftan da vatandaşlarımıza yakıt vermeye başladık kendi imkanlarımızla.
Dolayısıyla temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında hızlı bir şekilde organize olmaya çalıştık. Tabii ilk dakikadan itibaren Sayın Valimizi arayarak bizlere ihtiyaçları yoksa eğer bütün iş makinalarımızı Adıyaman'a çekmek istediğimizi ilettik ve talimatımızı da verdiğimizi söyledik. Sayın Valimize de buradan tekrardan teşekkür ediyorum. O dönemde hakikaten çok ciddi, hızlı bir aksiyon alarak, tabii bizim de orada belki inisiyatif alarak hızlı davranmamız bizi açıkçası Vali Bey'in de onayı bizi daha fazla cesaretlendirdi. Başkanım, bizim burada size ihtiyacımız yok. Ne varsa gönderebilirsiniz dediler. Sayın Valim, teşekkür ediyorum. Bütün ekipleri yönlendiriyorum demiştim. Fakat verdiğimiz talimat üzerine biliyorsunuz iş makineleri tırlarla taşınıyor. Özellikle büyük iş makineleri, bu paletli dediğimiz makineler, en çok da ihtiyaç olan makineler tırlarla taşındığı için verdiğimiz talimat üzerine henüz daha tırlarla taşınırken ikinci depreme yakalandık. Yıkımda 11 il etkilenmiş diyorlardı ama hangi şehirde ne kadar büyük bir yıkım var çok farkında değildik. Ulaşım durumumuzu bizim öğrenmemiz çok uzun zaman almadı. Zaten Çelikhan yolumuz kapalıydı, kar vardı. Bir önceki günden, geceden kapanmıştı. Ve Maraş'taki viyadüklerin ve tünellerin sıkıntılı olduğu bilgisi geldi. Sürgü yolunun sıkıntılı olduğu bilgisi geldi. Urfa ve Diyarbakır'da yıkımların olduğu bilgisi geldi. Elimizde tek seçenek Nisibi Köprüsü'ydü. Ve bizim de şehrin doğu tarafında yer alan Battı Çıktı, alt geçidimiz kapalıydı. Biz daha tam bitirmemiştik. Birinci asfalt serimi yapılmıştı. Bir alt tali yoldan ulaşım sağlıyorduk. İlkin orayı açtık. Zemin, seviye farkı olmasına rağmen köprüyle alt geçit arasında. Tabii Siverek'in bize bu kadar hızlı yetişeceğinin çok tahmin edemiyorduk ve Siverek aklımızdan da geçen bir ilçe değildi. Evet, tek şansımız Nisibi. Biz daha çok Doğu Karadeniz'den, bize Doğu Karadeniz'den yardımlar geliyordu. Doğu Anadolu'dan yardımlar geliyordu. Onları Diyarbakır üzerinden veya Siverek üzerinden Nisibi'ye yönlendirmeye çalışıyorduk. Sonra şehirde gezerken şehrin her sokağında Siverekler rastlamaya başladı. Kamu kurumları, belediye, sivil toplum kuruluşları, köylüler, insanlar. Yani belki marka ismi söylemek doğru değil ama Renault Station, Taurus araçlarına binmiş köylüler. Bizim köy ekmeklerini soluyorlar. Onları köşelerde dağıtıyorlar. Evden küçük tencerelere çorbalar koymuş, dağıtıyorlar. Siverek'in bu ilk yetişmesi hakikaten psikolojik olarak ciddi manada bizi etkiledi. Çünkü o ilk zamanda birilerinin yanında olduğunu, birilerinin sizin yanınızda olduğunu, kurumsal olarak yanınızda olduğunu hissi çok çok önemli. Ya bir seferberlik söz konusuydu Siverek için. Bu tarz afet ve akut dönemlerinde bir şehir topyekün ayağa kalkmazsa, birlik olmazsa, yek vücut olmazsa, yani siyasetçisi, bürokratı, yerel yönetimi, sivil toplum kuruluşu, köylüsü, işçisi, memuru, sporcusu, internet fenomeni, herkes yek vücut olduğu zaman şehir çok daha rahat atlatabiliyor. Siverek'in aslında durumu buydu. Yek vücut oldu Siverek bize karşı. Herkes, yani ben şuna şahit oldum veya Siverek'ten gelen insanlardan dinledim. Birbirleriyle konuşmayan iki aşiret, birbirleriyle konuşmayan iki aile düşünün ama bir aile normalde kan davası gibi bir dava var aralarında. Bir aile diğer ailenin minibüsüne binip Adıyaman'a yardıma geliyor. Veya bir aşiret diğer aşireti arıyor, diyor ki biz şu tırları yükledik, ne lazım diyor. O yardımlaşma duygusu, o Adıyaman'a yardıma koşma duygusu Siverek'in kendi içindeki o ayrılıkları, o kırgınlıkları da bir nevi yok etti. Onlar orada yek vücut oldular ve bir seferberlik olarak bize geldiler. Ben birinci gün gece valiliğin bahçesinde köylü Siverekli kadınlarımızın odunda çorba pişirirken görünce, evet biz yalnız değiliz. Yani birileri geldi, birileri yanımıza. Çünkü ilk gün bu noktada çok... nasıl söyleyeyim, dezavantajlı bir durumdaydık ve dezavantajlı bir pozisyondaydık. Hem coğrafik olarak öyleydik, ulaşım olarak öyleydik. Bir nevi
kendi başımızaydık aslında şehir olarak. Ama Siverekler yanımızdaydı. Urfa'nın diğer ilçeleri, Bozova yanımızdaydı, Viranşehir yanımızdaydı. Urfa ikinci günden sonra yanımızdaydı şehir olarak, büyük şehir olarak. Sonra belediye başkanımızı Adıyaman'ın sokaklarında günlerce gördük. Yani günlerce sivil toplum kuruluşlarını gördük. Bir çaycı, elinde hiçbir şey yok. Çay, sadece bir çay ocağı var Siverekli. Mitsubishi bir aracına çay ocağının semayarını koymuş, iki tüpünü koymuş. Günlerce bir köşede çay dağıttı bu şehirdekiler. O adamdan çay içmeyen kalmadı neredeyse. Bu bir nevi sizi de psikolojik olarak aslında düzeltiyor. Bu insanların sizin yardımınıza gelmesi. Ama diğer taraftan da hakikaten o sosyal yardıma ihtiyacımız vardı. Hakikaten birilerin dışarıdan gelip bizim enkazlarda bizimle beraber çalışmasına ihtiyacımız vardı. Çocuklarımız açtı, yaşlılarımız açtı, su yoktu, hiçbir şey yoktu. Çıplak, aç, susuz, enkaz altında saatlerce kaldılar. Bir ananın evladının atması gibi yani. Kıyametin alametinde diyor ya, bir ana evladını bırakacak. Biz adeta kıyametin alametini yaşadık. Dinlemek istemiyordum televizyonları, millete bir şey diyemek istemiyordum. Kendi burada halkıma bir hafta boyunca ekmek satmadım. Duvarlara, kağıtlara yazdım. Babamın oğlu da olsan, evladım da olsan parayla ekmek satılmaz. Kendi imkanlarım kadar... Kimi zaman cebimden, kimi zaman hayır yapan arkadaşlarımızdan, onlarla beraber, 7 kızımla beraber burada ekmek çıkarmaya savaştık. Ekmek bitince mama istediler. Bu sefer sokaklara düştüm. Halı topladım, mama topladım. Dışarıda üşüyen evlatlarımıza her şeyi toplamak için hazırdım yani. Elimden gelen daha da fazlası olsaydı keşke de daha fazlası yapabilseydim. Ya şimdi çok karmaşık duygular. Yani şimdi bir yandan cesetler, yaralılar var. İnsanlar can havliyle onları şeyden enkazın altından çıkarmaya çalışıyorlar. Bir yandan da hayatı devam etmesi için mutlaka gıdanın alınması, suyun alınması. Bunu biz gördük. Bunları yardım eden enkazın üstünde çalışan değişik ırklardan, değişik ülkelerden gelen çalışma şeyleri var, çalışma işçileri vardı. Bunlara yardım götürürken dilini şeyini bilmiyorduk. Ta Afrika'dan bile gelenler vardı. Can havliyle o insanları oradan çıkarmaya çalışıyorlardı. Yani o buruk içerisinde o uzatılan bir sıcak çorba gerçekten bir yandan işte görevimiz bu herhalde. Biz o görevi ne kadar yerine getirirsek, ne kadar çağırırsak onun gayreti içerisinde yardımları dağıtmaya çalıştık. İnan ki transit, kapalı olan transit önüne biz normalde hani 3 kişi girerken 7 kişi önüne girdik. Hatta buradaki bizim isim vermeyelim yemek fabrikalı arkadaşlar işte dedi bir yemek fabrikası bir kazan doldurun gidin. Ya ben dedim ben kendimce yani dedim yani bir kazan buradan oraya gidip gelene kadar bir sürü külfet ve yetişemiyor. Biz kazanları sırayla bir taraftan ateş ile su sıcak olurken ha bire peyderpey o sırada sabah olduğu sırada tabii hani biraz önce arkadaşlara da soruyordunuz ne gibi duygular yaşıyordunuz? Sevinç mi desek, üzüntü mü desek hani o duygu ifade edilemez yani. Bir tarafta bir yardımda bulunuyoruz, seviniyoruz. Bir tarafta bakıyorum genç kızlar o anaların kıymadıkları hani bu minnacık kızlarına, bu küçük çocuklarına kimse kıyamıyor. Ben gittim kaldırım taşları üzerinde uyuzlanmış. İkinci günü oluyor sabahı. Bu taşların üzerinde dedim bunların anneleri olsaydı kıyar mıydı burada bunlar? Bir tarafta o dumanlı ateş o şeyin önünde başka alternatifleri yoktu yani. Kimi orada en yakını şey olarak yani kimse hani diyor ya mahşer diyor ya herkesi terk etmişti yani o sırada. Bu değerlidir, bu değersiz değil yani. Herkes ancak kendi telaşına kapılmıştı. Öyle bir şeyi hayal etmek bile mümkün değil yani. Bir
dedik birkaç tane bina yıkılmıştır ya da birkaç yer yıkılmıştır. Daha önce İstanbul depremini gördüm, dedim ki İstanbul depreminde o yollardaki birkaç tane yıkıntı vardı. Ama burada komple gitmiş, yani sağlam ev kalmamış. Olanlar da yerle bir olmayanlar da insanlar içinde yaşayamıyor. Gözyaşlarının akmadığı bir şekle dönüyor insan. Cenazelerini kaybetmiş. Dünya kadar kaybı var, 27 kişi kaybetmiş, gözyaşı dökemiyor. Gözyaşı dökemiyor, anlatılamıyor yani bu şekilde. Biz açıkçası nereye gideceğimize daha karar vermemiştik. Çünkü çok geniş bir alanda yıkımın olduğunu duyduk haberlerde. Tabii ajanslarda Adıyaman'ın ismi hiç telaffuz edilmedi. Oranla ilgili görüntüler de görmedik. Biz Urfa'da yıkıntı olduğunu duyduk. Ama yıkıntının az, oradaki insanların da bunu bertaraf edebileceğini değerlendirdik. Mesela Diyarbakır'da yıkıntı oldu, bize yakın iller bunlar. Ama tabii yıkıntının orada da az olduğunu, oradaki insanların bunlara yardım edebileceğini düşündük. Şimdi Adıyaman'a giden, önceden giden ekiplerimiz vardı. Yani Siverekli olup orada kalan vatandaşlarımız da enkazda kalanlar vardı. Biz onlarla iletişime geçtik. Onlar bize yıkımın büyük olduğunu söylediler. Biz de en son anladığımız kadarıyla yani Adıyaman'a giden tek hatın Siverek kaldığını anladık. Çünkü batıdan gelen yollar kapalıydı. Kimi yerlerde zaten yıkıntı çok büyük olduğu için insanlar mesela Malatya üzerinden gelenler Malatya'nın yıkımını görünce Adıyaman'a gitmediler. Çukurova'dan gelenler Adana, Osmaniye, Antep yıkılmış, yollar kapalı ulaşamadılar. Biz yıkımın büyük olduğunu duymuştuk. Ama ben ilk gün yani daha akşam güneşi batmadan oraya varınca yani mahşerin provasını gördüm. Yani duydum yıkımın büyük olduğunu ama bu denli bir yıkımı tahayyül bile edemiyorduk. Muazzam büyüklükte bir yıkım var. İnsanlar çaresiz. Yani ölenler ayrı perişan, yaralılar ayrı perişan. Onun dışında sağ kalanlar da perişan. Hava çok soğuk, insanlar dışarıda. Temel ihtiyaçlarını giderme noktasında çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Yani bu bizim tahayyül gücümüzün çok dışındaydı. Böyle bir felaketi, böyle bir yıkıntıyı hiç kimsenin hayal edebileceğini düşünmüyordum yani. Kabus bir ortam. Her taraf, yani nereye bakarsanız zaten çok ciddi bir şeyle etkileniyorsunuz. Nihayetinde ben tabii cerrahım, bir hekimim. Bu tür şeylerle karşılaşmamıza rağmen ama hakikaten dehşetengiz bir tabloydu. Her olayın ayrı bir şeyi vardır. Hatırlanması gereken bir ortamı vardır. İnsanlar tabii sağa sola koşturuyordu. Siz bir taraftan yardım etmeye çalışıyorsunuz ama araç edavat noktasında, ilk yardım AFAD ekibi noktasında hakikaten sıkıntılar var. İlk başta o aziyeti hissediyorsunuz tabii. Demek ki bu sıkıntılar yaşandığı zaman insanların topyekün birlik içinde oraya müdahale etmesi gerekiyor. Çünkü bazı anlar var ki o anda yardıma ihtiyaç var. Yani sen bina üzerine çökmüş, evet belki iki gün sonra yardım gelebilir ama iki gün sonra insanlar orada vefat edebilirler. O anda ama insanlar el birliğiyle belki çok zorlanacaklar ama o göçükten sağ insanları çıkarabilirler. İşte o anda gerçekten tepki vermek çok önemli. Siverek'ten gelen yardımlar, inanır mısınız, belki olayın hemen ardından desek gerçekten hiçbir şekilde yani boş bir laf olmayacağına kanaat getirebilirim. Gün ağırdıkça hayatın zorlaştığını, imkanların, sıkıntıların çok olduğunu biz gördük. Bu durumda inanın ki insanların eve giremeyeceği, suların kapatıldığı, işte gidildiği, elektriklerin kesildiği, yani imkanların kısıtlı olduğu gün içerisinde olduğumuzu farkına vardık. Bu durumda işte kimisi enkazlara, kimisi enkazlara, kimisi hastalara, kimisi yaralı olan kişilere yönelirken demek ki bizi düşünen insanlarımız da var, kardeşlerimiz de varmış, mümin olan dostlarımız da varmış. Özellikle siz Siverek dediniz, buradan sizin huzurunuzda Güneydoğu'nun tamamını özellikle Urfa'mıza, Söre'ye çok çok teşekkür ederiz. İlk etapta biz uyandığımızdan sonra, öğlen vaktini geçtikten sonra Siverek, inanır mısınız, ekmek arasına koçer peyniri dediğimiz ev ekmeğinin arasına peynir koyarak millete dağıttığını bizzat bu mahallede ben şahitlik ettim. Ve ardından hemen Ali Neceler'e ve Renault olan, Renault 19, onu belki Renault'yu biliyorsunuz, o Renault Texler 12.
arkasına su, yemek koyarak getirdiği çoban arkadaşları, tanıdığım arkadaşlar vardır. Ve hala irtibat telefonları bizde vardır. Ve biz bunları o adamlardan gördük. Yani inanın ki onlar da belki olmasaydı, ilk üç günde belki işte bizim güneybatımız, bizim kuzeybatımız kapalı olduğu için, yollarda depremde sıkıntı olduğu için belki o kardeşlerimiz de gelmek istemiştir, gelememiştir. Yani inanır mısın, bu kardeşlerimiz çok hızlı bir şekilde, tabiri caizse yani Hızır gibi bize yetişerek en azından bizim gıda ihtiyaçlarımızı, yiyecek giyecek ihtiyaçlarımızı giderdiler. Yani inanın ki onlar da belki olmasaydı ikinci bir depremde bu şekilde yaşamış olacaktık. Allah razı olsun, bize ilk yetişen Siverekliler, Urfalılar bizim her köşe başında, her sokakta, her 50 metrede, her 100 metrede çorba pişirdiler, yemek pişirdiler. Dolayısıyla bize her türlü maddi manevi yardımda ve destekte bulundular. En önemli tarafı da maddi tarafı, çorbamızı yedik, karnımızı az çok doyurduk. Ama en önemli tarafı da manevi tarafı da eksikti. Onu da Allah razı olsun, Mehmet Ali Gedikli ve ekibi, arkadaşları bize prefabrik mescitler yaptılar. Tabii ki manevi tarafı da tamamlamak gerekiyordu. İbadetsiz olmaz, yıkılsak da, hasta da olsak, ne olursa olsun mescitlerimizi yaptılar, prefabrik camilerimizi yaptılar. Dolayısıyla ibadetlerimize, beş vakit namazlarımıza, cumalarımızı da kılmaya devam ettik. Dolayısıyla bu şekilde bu eksiğimiz de tamamlandı. Eski devlet hastanesinin karşısında, hastane camisinin tam karşısında iki katlı ayrı evimiz var. Orada hiçbir şey olmamıştı. Ben orayı lojistike çevirmiştim. Biz orada bu yardımları dağıtırken küçük çaplı bir aşevi kurmuştuk. Sağ olsun Siverekli kardeşlerimiz sürekli bize yardım getiriyorlardı. Allah onlardan bin kere razı olsun. Konuşmalarımıza başlamadan önce size şey dedik. Adıyaman bizim böyle ince yanımız artık. Adıyaman'la tabii hem lokasyon olarak bölgesel bağlamda hem yakınlığımız hem de kan bağı anlamında da muhakkak Adıyaman'dan yolu geçmeyen, akrabalık bağı kurmayan bir Siverekli yoktur. Tabii bunların akabinde de şöyle bir durum söz konusuydu. Adıyaman hem en yakın il olması hasebiyle hem de açıkçası ben tabii oranın açılışında da Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı zaman da biz çok mutlu olmuştuk. Özellikle Nisibi Köprüsü'nün varlığı, tabii önümüzdeki sorularda belki çıkacak ama gerçekten de Adıyaman'ın hayatını kurtardı diyebiliriz. Çünkü o köprü ve yol olmasaydı belki Siverek halkı daha çabuk ulaşamayabilirdi Adıyaman'a. O köprü gerçekten hayat kurtardı diyebiliriz. Bizim gerçekçi olmak gerekirse Siverek'le geçmişte baktığımızda asla çok sıcak ilişkilerimiz yok. Bunun birkaç sebebi var. Örneğin Bozova'yla daha farklı diyaloglarımız var. Siverek ilçemizle bizim daha önce aramızda Fırat vardı, Fırat Nehri vardı. Ulaşım engelleniyordu bu manada. Çok az bir akrabalık bağlarımız olmuştur. Onlar da Gerger ilçemizle, daha çok Zaza kesimimizle bir akrabalık bağlarımız vardı. Onun dışında aslında çok akrabalık bağı olan bir ilçemiz değil. Ama Siverek'ten bizim şehrimizin Kahta'ya veya farklı ilçelerimize göçler olmuştu. Onun dışında örneğin Bozova'yla daha farklı diyaloglarımız var, daha çok iç içeyiz. Ama Siverek'le geçmişimiz bu durumdayken, o ilk günde şehrin tamamını yanımızda görmek. Yani burada anlatılabilecek o kadar çok hikaye var ki aslında. Yani fırınlar halka ekmek satmadı. Adıyaman'a gönderdiler. Günlerce sivil toplum kuruluşlarının tamamı buradaydı ve bir seviye bittiğinde, bir aşama, bir süreç bittiğinde bizim o krizin ikinci sürecinde yine Siverekler yanımızdaydı. Üçüncü sürece geçtiğimizde yine Siverekler yanımızdaydı. Hatta Siverek sivil toplum kuruluşları yanıma gelmişti. Şöyle anlatayım. İki hafta sonraydı yanlış hatırlamıyorsam depremden. Bir taleple geldiler. Dediler ki şehirdeki camilerin belki %90'ına yakını namaz kılınabilecek durumda değil. Yıkılmış, hasar görmüş çok camimiz var. Biz Ramazan ayımızdan önce, Ramazan ayından önce bütün camilerimiz olmasa ciddi bir oranın yanına prefabrik mescit yapmak istiyoruz. Altyapı desteği istediler bizden. O vesileyle bir o süreçte konuşma fırsatımız oldu. Bu soruyu onlara da sordum. Yani bu nasıl oldu Siverek'in bu hakikaten seferberliği?
Örneğin Kahta seferber olsa, Kahta ilçemiz Adıyaman için anlaşılır bir şeydir. Bir ilçemizin olmasının ötesinde Kahta'nın yarısının belki Adıyaman merkezde akrabası vardır. Kan bağı vardır. Siverek'in böyle değil. Dedi ki biz sabah sivil toplum kuruluşları platformu olarak oturduğumuzda dedi ki Adıyaman'ın tüm etrafındaki yollar kapalı. Tek çıkış yolu var Nisibi Köprüsü. Nisibi Köprüsü'nün ucunda biz varız ve bizim yardıma gitmemiz lazım. Bunu belediye olarak, sivil toplum kuruluşları olarak halka deklare ettik, ilan ettik. Ve dediler ki biz bile bu kadar karşılık beklemiyorduk. Çünkü ya bir belediyenin gelmesini anlarsınız, yerel yönetimdir, yanımızdadır sonuçta. Bir vakfın gelmesini anlarsınız, misyonu sosyal yardımlaşmadır o kurumun. Ama Sivereğin en ücra köşesindeki bir köyde insanlar eski 40 yıllık arabasının bağcına ne bulmuşsa, köy ekmeği bulmuş, sulamış, tencere tavasına bulabildiği kapkacaklara çorba doldurup getirmiş. Bu müthiş bir ruh hali hakikaten. Ve her köşede bu insanları görmek. Hiçbir şey yapmıyorsa gelip size sarılıyor. Gelip kazma kürek alıp sizinle enkazın yanında duruyor. Bu müthiş bir ruh hali. Bizim Adıyaman olarak bu noktada Siverek ilçemizin bebeğinden, Kundak'taki bebeğinden, çocuğundan en yaşlı insanına, kamu kurumundan sivil toplum kuruluşuna, derneğinden, vakıfından, bürokratına ve siyasetçine kadar hepsine ciddi bir minnet borcumuz var, bir şükran borcumuz var. Bütün bölgelerde, özellikle bütün bölgelerde en azından şu anda içinde bulunduğumuz alan Siverek Kardeşlik Dayanışma Camisi adını vermişiz. Sağ olsun değerli hocalarımızdan bir tane bizim arkadaşımız gelip burayı görüp buraya da bir ibadet olacağı, ibadethane olması gerektiğini de söyledi kendisi. Bize bir ay içerisinde bunu temin ederek ve şu anda 150 kişinin kapasiteli olan ibadethanede onların sayesinde ibadet yapıyoruz. Ve her zaman da onlara duacıyız. Keşke bu durum hiç yaşanmasaydı. Biz Adıyaman'a farklı çeşitli vesilelerle, işte biz Kültür Müdürlüğü olarak oradaki belediyelerle farklı aktiviteler, eğlenceli aktiviteler yaparak birbirimize farklı anlamda dayanışma sağlasaydık ama maalesef bir deprem oldu ve biz bu vesileyle yine Adıyaman'a Siverek halkı olarak, belediyemiz olarak koşup destek sağladık. Belediye Başkanımız Ayşe Hanım da başlamak üzere hepsine teşekkür ediyoruz. Günlerce yanımızdaydı bu insanlar ve halen yanımızdalar. Halen bizimle bir sorunumuz olsa ilgileniyorlar. Doğudaki birçok iş makinalarını, Siverek'in ve Diyarbakır'ın ilçelerinde gelen iş makinalarını kendi ekipleriyle yönlendirdiler belediye olarak. Aşevi kurdular. Günlerce bu insanlara sıcak yemek dağıttılar. Arama kurtarmada yanımızda oldular. Doğuya yaralılarımızı sevk etmekte yanımızda oldular. Özellikle Diyarbakır ve Van bölgesine yaralılarımızı sevk ettiler. Belediyenin şahsında tüm Siverek halkına kocaman, kocaman teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. İşte bir taraftan Maraş, bir taraftan Malatya, bir taraftan Antep etrafımızı komple çerçevelemiş. Dolayısıyla onlar zaten depremzede, oradan yardım alma şansımız yok. Burada ilk yardımı sağ olsun Siverek halkı, Urfa halkı, onlara ne kadar minnettar olduğumu buradan belirtmem gerekiyor. Çok ciddi bir şekilde yardım ettiler. Başta Ayşe Hanım olmak üzere kendileri de buraya geldiler. Siverek halkı motosikletleriyle gelen olduğunu söylediler bize. Kendi yemeklerini pişirip buraya getirdiklerini söylediler. Yani onlara minnettarız. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Adıyaman halkı unutmayacak Siverek halkını. Ben buradan tekrar tekrar minnettarlığımı, şükranlarımı Siverek halkına, başta başı belediye başkanımız olmak üzere herkese iletmek istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sevgili Siverek, bu mektubu size olan vefamızı ifade etmek ve minnettarlığımızı dile getirmek için yazıyoruz. Bize olan desteğiniz ve yardımlarınız için size teşekkür etmek istiyoruz. Hayatımızdaki en zor zamanlarda sizin yanımızda olduğunuzu bilmek bizleri güçlendirdi. Hiç tereddüt etmeden elinizi uzattınız, bizi yalnız bırakmadınız ve bu da içimizdeki umut ışığını hiç söndürmedi. Vefakarlığınız gerçek dostluğun en güzel örneğiydi. Sizlerle her anı paylaşmak, beraber gülmek ve ağlamak bizler için çok değerliydi.
Minnettarlığımızı kelimelerle ifade etmek zor olsa da Siverek her zaman kalbimizde. Bu teşekkür mektubu size olan vefamızı ifade etmek ve sizi ne kadar değerli bulduğumuzu göstermek içindir. Sevgilerimizle Adıyaman halkı.